Anneciğim ekmeği uzatabilir misin? Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bu nimeti veren Allah. Her sofrada derin bismillah. Artsın eksilmesin, tersin dökülmesin, gerisi kesilmesin. El Fatiha. Ya kız cimcime daha besmele demeden duayı bitirdin ya. Jet imam gibisin ha. Dayı unuttum da bir anda aklıma geliverdi. Sizi yemekten alıkoymayayım dedim. Eskiden yemek duasına. Yiyin, için, emme, israf etmeyin diyen ayetle başlarlarmış. Rahmetli babam sofradan bir kırıntı bile attırmazdı. Bereketin hangisinde olduğu belli olmaz derdi. O şimdi sofrada konuşurken sanki bütün israf sofrada oluyormuş gibi oluyor ama halbuki zamanında israf var. Eşyalarımızın da, kıyafetlerimizin de. Hatta bir keresinde hiç unutmam. Arkadaşlarla dere kıyısında oynarken pantolonum yırtılıverdiğini bir çalıya takılıp zaten yamalı pantolon tekrar tamir olmaz diye ben de çıkarıp savurdum at dedim bir kıyıya. Sonra da donacak gitti bebe. Babam gördü. Oğlum nerede pantolon? Baba dedim böyle böyle oldu. Yürü bakayım dedi. Kattı beni önüne. O çalı senin, bu çalı benim. Arif buldurdu pantolonu. Oğlum dedi sen şimdi haksızlık etmedin mi? Baba kimin haksızlık edeceğim? Pantolonun sağlam yanını gösterdi. Bu kumaşı dokuyan adama, bu kumaşın ipini yiyen kadına haksızlık etmedin mi sen dedi. Utancımdan yerin dibine geçtim gari. Ondan sonra o pantolonu daha üç kat yamayla giydim. İyice küçüldü de gari, anam bir garibana hediye et dedi.